Masanın etrafında 7 kişiydiler. Mısır'ın, işçilerin yoğunlukta bulunduğu İsmailiye şehrinde yaşayan genç insanlar da hepsi. Toplumların içine düştüğü ahlaki yozlaşma, fakirlik ve İngiltere'nin kültürel tesiri hepsini endişelendiriyordu. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız düşüncesiyle içlerinde en genç olanın öğretmen Hasan'ın evinde toplanmışlardı. Masada Hasan dışındaki isimler şunlardı. Hafız Abdülhamid, Ahmet Husari, Fuat İbrahim, Abdurrahman Hasbullah, İsmail İz ve Zeki el-Mağribi. İleride tarihe geçecek olan o toplantıyı yaptıklarında tarih 1928'in Mart ayını gösteriyordu. Saatçilik yapan babası Ahmet el-Benna'dan hem zanaat hem de ilim öğrenen Hasan, çevresine saygı duyulan bir isimdi. Genç öğretmen Hasan el-Benna henüz 22 yaşındaydı. Fakat masanın etrafında toplanan 6 arkadaşı kendisini tartışmasız biçimde lider ve öntör olarak kabul etmişti bile. Zaten eskiden beri onu tanıyan herkesin tavrı aynıydı. Bulunduğu ortamlarda öne çıkması ve uyandırdığı saygıyla dikkatleri üzerine çekmesi çok sürmezdi. O akşam uzun uzun tartıştılar. Toplumsal anlamda kapsamlı bir dönüşümün gerekliliği ortadaydı. Hiçbir alanda olumlu bir gelişme yaşanmıyordu. Mısır, köklü tarihiyle hiç uyuşmayan bir biçimde yabancıların tasallutu altındaydı. İslam, toplumun hafızasından ve nazarından neredeyse silinmeye yüz tutmuş, Araplık da aşağılanır bir şey haline gelmişti. Bir şeyler yapılmalıydı ama nereden başlayacaklardı? Saatlerce süren istişareden çıkan sonuç şuydu. İki parçalı bir plan dahilinde işe koyulacaklardı. Evvela İslam'ı yeniden görünür ve yaşanır kılmak için adeta Mekke döneminin ilk yıllarındaki gibi samimiyetle sohbetlere ve derslere başlayacaklardı. Ev ev, sokak sokak İslam yeniden Mısırlıların ana kimliğini oluşturacaktı. Kur'an kıraatından tefsir halkalarına, hadislerden nafile ibadetlere, günlük zikir ve tesbihata kadar toplumsal ve bireysel bir diriliş planının bütün ayrıntıları hazırlandı. Hasan el-Benna kendisi de bir Şazili şeyhine sempati duyduğundan tasavvufi kültüre uzak bir isim değildi. Ancak bu manevi diriliş hamlesi tasavvufun Mısır'da o dönemde yaşanan şeklinden çok daha kapsamlı ve derindi. Genç öğretmen etrafında yaptığı dikkatli gözlemleri sonucunda kurumsal anlamda düşünülen yanlışlıkları fark etmiş, tasavvufun doğrularını muhafaza etmeyi başarmıştı. Ortaya çıkan sonuç dengeli ve uygulanabilir bir terkip içeriyordu. Bu sebeple Mısırlılar tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması da oldukça kolay oldu. Hasan el-Benna ve arkadaşlarının üzerinde mutabık kaldığı silkinme planının ikinci aşamasını ekonomik yardımlaşma ve faizsiz borç demek olan Karz-ı Hasan kültürünü diriltmek oluşturuyordu. İsmailiye bir işçi ve göçmen şehri olduğu için çevrelerinde çok sayıda işçiye ihtiyaç sahibi vardı. Aralarında oluşturdukları bir borç sandığıyla ihtiyacı olanlara maddi yardım ve uzun vadeli faizsiz borç sağlayacaklar. Fakirlik sebebiyle evlenemeyenlerin evlenmesine yardımcı olacaklar, toplumsal anlamda bir kalkınmaya böylelikle önderlik edeceklerdi. İnsanın ihtiyaçları sadece maneviyatla sınırlı değildi çünkü maddiyat da önemliydi. Hatta maddiyat zayıfladıkça maneviyat da dışarıdan saldırılara ve sömürüye daha açık hale geliyordu. Hasan el-Benna ve arkadaşları bu plan çerçevesinde çalışmak için hemen kolları sıvadılar. Ders halkalarının oluşması fazla zaman almadı. Birkaç ay içinde İsmailiye'nin birçok mahallesinde amatör ama samimi bir ruhla dini eğitim seferberliği başlatılmıştı bile. Borç sandığını kurmak da zor olmadı. Önce kendi ufak kazançlarından paylar aktarıldı buraya, daha sonra önemli miktarda bağışlar gelmeye başladı. Yine birkaç ay içinde yüzlerce muhtaca ellerini uzatacak kadar elleri imkanları genişlemişti. Hasan el-Benna'nın doğal lider olduğu bu yapılanmaya bir isim de gerekiyordu artık. İstişareler sonucu kendilerine El-İhvanul Muslimun yani Müslüman kardeşler demeye karar verdiler. Amaçları İslam'ın Mısır toplumunun esas karakteri haline gelmesi için çalışmaktı çünkü. Yöntemleri ve usulleri de tamamen Hazreti Peygamber'in Mekke ve Medine'de uyguladığı programdan ilham almıştı. Arapça ismiyle El-İhvanul Muslimun çok kısa zaman diliminde sadece Mısır'da değil, bütün Arap ve İslam dünyasının en büyük ve yaygın muhalefet hareketine dönüşecekti. Önce evlerde, ardından da camilerde ve okullarda yüz binlerce kişiye ulaşan Müslüman Kardeşler Teşkilatı, kuruluşundan yalnızca 8 yıl sonra 1936'da genel merkezini İsmailiye'den başkent Kahire'ye taşıyacak kadar büyümüştü. Başlangıçta teşkilatın herhangi bir siyasi veya askeri hedefi bulunmasa da aşırı derecede hızlı büyüyen bu genç oluşum Mısır'da o zaman hüküm süren krallık yönetiminin dikkatini çoktan çekmişti.
Artık genel mürşit sıfatını da taşıyan Hasan el-Benna'nın alternatif söylemleri ister istemez siyasi tonlar da içeriyordu. İslam'ın daha onurlu ve kişilikli bir hayat tarzı talep ettiğinden söz eden her bir konuşma Mısır yönetimine direkt olarak bazı eleştirileri de beraberinde getiriyordu çünkü. Hasan el-Benna öğrencilerinden ve takipçilerinden sıkı bir eğitim programına uymalarını talep ediyordu. İslam'ın derinlemesine bilinmesini ve yaşanmasını ön şart olarak sunan bu programda diri bir siyasi bilincin uyanması ana hedeflerden biriydi. Takipçilerinden bu çay ve kahve alışkanlığı bile olsa hayatlarında vazgeçemeyecekleri herhangi bir şeyin olmamasını isteyen Hasan el-Benna, İslam'ı dünya hayatının her alanına müdahale eden ve insanın yaşamını her yönden şekillendiren kapsamlı bir sistem olarak tasavvur ediyordu. Öte yandan 1930'ların Mısır'ında siyasi ve ekonomik anlamda ciddi bir bunalım yaşanıyordu. Babası Kral Fuad'ın ölümüyle 16 yaşında tahta oturtulan genç Kral Faruk, ülkeyi yönetecek durumda değildi. Kendisi adına bir Kraliyet Naipler Konseyi ipleri ele alırken, Faruk'un da gündüzleri uyuyup geceleri Kahire ve İskenderiye'nin kulüplerinde gününü gün ettiği bir sefahate savrulduğu bir hayat yaşanıyordu. Mısır'a 1920'de resmen bağımsızlığı verilmiş olsa da İngilizlerin mutlak hakimiyeti devletin her kademesinde kendini gösteriyordu. Fakirliğin dudak uçuklatacak seviyeye geldiği ülkede küçük bir azınlığı teşkil eden imtiyazlı sınıfın şaşalı yaşantısı Mısır'ın içine yuvarlandığı sefaletin de bir başka göstergesiydi. Bu hengamede Filistin'e devam eden Yahudi göçü de Mısır toplumundaki gerilimin bir başka nedenini oluşturuyordu. Kral Faruk yaşantısıyla pek oralı olmasa da sözleriyle Kudüs'ün hamisi rolünü oynamaya çalışıyordu. Ancak 1948'de İsrail ile yaşanan ilk büyük savaşta Mısır ordusu hiçbir varlık gösteremeyince Kral Faruk ve iktidarı da eleştiri oklarının hedefine oturdu. Mısır uçuruma doğru sürüklenen freni kat patlamış bir aracı andırıyordu. Böyle bir ortamda Müslüman kardeşlerin topluma sunduğu ahlaki reçete kitlelerin Hasan el-Benna'nın etrafında toplanmasına yol açmıştı. Teşkilat ülkenin en örgütlü ve yaygın muhalefet kurumuna dönüşürken Vefd Partisi gibi Mısır'ın köklü siyasal yapılanmaları da Hasan el-Benna ve öğretilerini dikkate almak durumunda kalıyordu. Hasan el-Benna ve Müslüman kardeşler etrafında oluşan sosyal örgütlenme Mısır devletini ve istihbaratını endişelendirecek boyutlara ulaşmıştı. Gidişata dair bir önlem alınmazsa ve teşkilatın büyümesi durdurulmazsa Kral Faruk iktidarının devrilmesi bile söz konusu olabilirdi. İş şansa bırakılmayacak kadar nazik bir hale gelmişti. Kaçınılmaz akıbet Hasan el-Benna'yı 12 Şubat 1948-49 gecesi Kahire'nin tenha caddelerinden birinde buldu. Karanı delip geçen birkaç kurşun henüz 42 yaşında olan mürşidin bedenini kaldırıma düşürdüğünde etrafta yardıma gelecek kimsecikler görünmüyordu. Yanında bulunan sadık bir öğrencisi onu zorlukla bir hastaneye taşıdı ama hastanede de doktorlar ve hemşireler ortalıkta yoktu. Ağır yaralı olarak ve sürekli kan kaybederek sedyelerden birinde saatlerce bekleten Hasan el-Benna kasten ölüme terk edilmişti. Yanındaki öğrencisinin hocasının başında ağlamaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Ertesi sabah babası Ahmet el-Benna'ya oğlunun cesedini teslim ettiler. Ne bir rapor tutulmuştu olayla ilgili ne de otopsi yapılmıştı. Kurşunları kimin sıktığı da belli değildi zaten. Aslında fail belliydi ama karanlıkta tetiği çeken eller görünmemişti. Dolayısıyla hadisenin ispatı da yoktu, sorumlusu da. Ahmet el-Benna, Kahire'nin merkezindeki Karafe mezarlığına taşıdı oğlunun naaşını. Mısır istihbaratı halka açık cenaze töreni düzenlenmesine müsaade etmediği gibi defin merasimine ailenin erkek üyelerinin katılımını da engellemişti. Kendisine izin verilen tek erkek üye Ahmet el-Benna'ydı. Acılı baba ve birkaç yaşlı kadın cenazeyi omuzlayıp kazılan çukura indirdiler. Mısır devlet aklı Hasan el-Benna'yı ortadan kaldırmakla Müslüman kardeşler hareketini tümüyle unutturabileceğini ve tarihten silebileceğini zannetmişti. Oysa kurucu mürşidin canına böyle kastedilmesi onu sadece kahramanlaştıracak ve kurduğu hareketin de kısa zamanda bütün İslam dünyasına yayılmasını hızlandıracaktı. Ve Hasan el-Benna gelecek nesillerin zihinlerine ve gönüllerine yeri doldurulmaz bir lider olarak en derin biçimde kazınacaktı.